Dünyadaki bazı insanlar çizgi film karakterlerine çok benziyor. Hatta bazı durumlarda kimin gerçek, kimin çizgi film karakteri olduğunu ayırt etmek zorlaşıyor. Peki ama sevdiğimiz çizgi film karakterleri biz insanları mı taklit ediyor, yoksa insanlar mı çizgi film karakterlerine benzemeye çalışıyor? Bu soruya vereceğimiz net bir yanıt yok maalesef. Bugünkü videomuzda ise çizgi film karakterlerine benzeyen kişilerden bahsedeceğiz. Bu büyük benzerlikleri geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bir, Elsa. Elsa, Disney'in en popüler karakterlerinden biri. Birkaç yıl önce ise yurt dışında genç bir kız arkadaşıyla beraber bir alışveriş merkezinde gezerken arkadaşı Elsa kartonunu gösterip ona çok benzediğini söylemiş. Anna adındaki genç kızsa hemen kartonun yanında fotoğraf çektirmiş ve kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Elbette aradaki benzerlik herkesi çok şaşırtmış ve kısa sürede fotoğraf viral olmuş. Popülerliğinin ardındansa Anna, Elsa kıyafetleri giyip fotoğraflar çekilerek kendi sosyal medya hesabında paylaşmaya başlamış. Takipçileri ise hızla artmış. 2. Moana. Çizgi film karakterlerine benzeyen kişiler söz konusu olduğunda en büyük sürprizlerden biri şüphesiz Auli Cravalho'dur. Çünkü onun görünüşü kadar sesi de büyüleyici ve kolaylıkla gerçek hayattaki bir prenses olabilir. Çizgi film karakteri Moana'ya benzerliği ise tartışılmaz. Cravalho aslında Moana'ya ses veren kişi. Ayrıca Cravalho, Disney prenseslerini seslendiren en genç ve Polinezya prensini oynayan ilk kişi. Saçları dahil olmak üzere Moana'yla benzerliği inanılmaz. Bildiğiniz gibi Moana'nın saçı şüphesiz en iyi özelliği. Saçının olabildiğince gerçekçi görünmesi içinse yeni yazılım tasarlanmış ve bu yüzden de ayrıntılar oldukça çarpıcı. 3. Homer Simpson. The Simpsons animasyon dizisi şu ana kadar yapılmış en başarılı çizgi dizi olmasının yanı sıra kültürel açıdan da kitleler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Pek çok Simpsons karakterinin benzeri ise gerçek hayatta bulunuyor. Simpsons karakterlerine benzeyen kişiler bu benzerlik sayesinde popülerleşmişler. Ancak Homer Simpson'a tıpatıp benzeyen bu adam görenleri şaşırtıyor ve ürkütüyor. Ama hemen paniklemeyin çünkü fotoğraftaki gerçek bir insan değil, bir heykel. Miguel Vázquez sanatını mümkün olduğunca gerçeğe yakınlaştırmayı seven yetenekli bir 3D sanatçısı. Bir süredir en sevdiğimiz çizgi film karakterleri üzerinde çalışıyor. Onları gerçek insanlara benzer şekilde yeniden üretmeye çalışıyor. İyi bilinen bir çizgi karakteri alıp gerçek bir kişinin rahatsız edici ve garip bir versiyonuna dönüştürüyor. Ve aslında bunların herhangi birisiyle caddede kazayla karşı karşıya gelmek gerçekten korkunç olur. Bu heykellerin en korkuncuysa Homer Simpson'a ait olan bu heykel. Peki sizce de heykel Homer Simpson'a çok benzemiyor mu? 4. Carl Fredrickson. Yukarı Bak animasyon filminden tanıdığımız Carl karakterinin gerçek hayattaki benzeri oldukça şaşırtıcı biri. O kişi ünlü ve ödüllü yönetmen Martin Scorsese. Martin Scorsese ile Carl karakteri arasındaki benzerlik gerçekten çok iyi. Peki sizce Yukarı Bak karakterlerini çizen sanatçılar Carl karakterini çizerken ünlü yönetmenden esinlenmiş olabilirler mi? 5. Russell. Yukarı Bak animasyon filminde tek benzerliğe sahip kişi Carl karakteri değil. Hatta animasyon filmindeki birçok karakter gerçek hayattaki kişilere benziyorlar. Bu karakterlerden biri de Russell.
fotoğraftaki küçük çocuk gülüşü, kıyafeti ve diğer özellikleriyle Russell'a çok benziyor. Fotoğraftaki çocuk sanki Yukarı Bak filminden bir sahneden fırlamış gibi duruyor. Ancak tamamen gerçek hayatta çekilmiş bir fotoğraf. Eminiz çocuğun ailesi onun Russell'a benzemesi için biraz uğraşmışlardır. En azından çocuğun gömleğinin üzerindeki rozetleri toplamak hiç kolay olmamıştır. Altı, Peter Griffin. Fotoğraftaki adam Family Guy'dan Peter Griffin'in neredeyse kopyası. Giyinişleri, saç tarzları ve hatta vücut ölçüleri birebir aynı. Dünyada herkesin bir ikizi olduğu söylenir. Demek ki çizgi film karakterlerinin de varmış. Peter Griffin karakterine benzemenin ise gerçekten zor olduğunu biliyoruz. Sonuçta kimse Peter Griffin gibi kilolu olup onun yüz hatlarına sahip olamıyor. Ancak görüntüdeki genç bunu başarmış gibi duruyor. Ne dersiniz? Peter Griffin'e neredeyse tıpatıp benzeyen genç adam, eğer bu çizgi filmin gerçek versiyonu çekilecek olsaydı muhtemelen Peter Griffin'in gençliğini canlandırırdı. Öyle değil mi? 7. Andy. Oyuncak hikayesindeki Andy'yi kim unutabilir? Tüm oyuncak hikayesi filmlerinin ana karakterlerinden biriydi. Andy'nin en sevdiği oyuncağı ise Woody'ydi. Ta ki yeni oyuncak Buzz Lightyear gelip Woody için bir sorun oluşturana kadar. Woody, Andy'nin yeni oyuncağı olan ilgisi nedeniyle Buzz'ı kıskanıyordu. Bu yüzden Andy'nin gerçek hayattaki benzeri bile hangi oyuncağı seçeceğini bilmiyor. Şu an Buzz ve Woody iki elinde tuttuğu ve hangisiyle oynayacağı konusunda kafası karıştığı bir görüntü var karşınızda. Görüntüdeki kişinin saçları ve yüz hatları animasyon filmindeki Andy'ninkine çok benziyor, öyle değil mi? Ama onun gerçek hayattaki Andy olması için yapması gereken tek şey elindeki oyuncakları doğru tutması. 8. Kaşif Dora. Kaşif Dora, anaokulu çağındaki çocuklar için hazırlanmış eğitici bir çizgi dizi. Özellikle okul öncesi çağındaki çocuklar Kaşif Dora'yı çok seviyorlar. Kaşif Dora karakteri ise kısa sürede dünya çapında o kadar popüler oldu ki oyuncak çantaları ve hatta kostümleri bile satılmaya başladı. Ama bir çocuk var ki Dora olmak için bu özel kostümleri giymek zorunda değil. İşte o çocuk. Kaşif Dora keşfetmeye metro ile gidiyor. Belki mor sırt çantasını evinde unutmuştur. 9. Chucky. Yok artık diyeceğiniz bir diğer benzerlikte sıra. Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, dağınık kızıl saçlarıyla da tanınıyor. Ancak dağınık kızıl saçlarıyla tanınan tek kişi Ed Sheeran değil. Rugrats animasyon dizisindeki Chucky karakteri de dağınık kızıl saçlı. Ed ile Chucky arasındaki bir diğer benzerlik ise gözlükleri ve çilleri. Evet, Chucky Ed gibi müzisyen olmayabilir ancak birbirlerine çok benziyorlar. Peki sizce kim kimden etkilenmiş olabilir? Ed mi yoksa Chucky mi diğerinden etkilendi? 10. The Boss Baby. Takım elbise giymiş çocuklar sizce de sevimli görünmüyorlar mı? 2017 yılında vizyona giren Patron Bebek animasyon filminin baş karakteri de takım elbiseler içinde çok sevimli görünüyor. Eğer bu filmi daha önce duymadıysanız, bilmeniz gereken tek şey adından da anlaşılacağı üzere bebek tam bir patron. Takım elbisesiyle, hareketleri ve tavırlarıyla bu bebek gerçek bir patron. Gerçek hayatta patron bebeğe çok benzeyen çocuklar da var elbette. İşte onlardan ikisi. Sizce de çok benzemiyorlar mı? 9. Çizgi film karakterlerine benzeyen kişilerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki birbirine en çok benzeyen karakter hangisiydi? En beğendiğiniz benzerlik hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. We'll be right back.
Thank you.